Evet, bana uzun bir soru gönderdiler. Soru normal ders kitaplarında karşımıza çıkanlara göre zor bir soru olduğundan nasıl çözüleceğini öğrenmenin işimize yarayacağını düşünüyorum. Soruyu ilk okuduğunuzda gözünüz korkabilir ama ne demek istediklerini anladıktan sonra oldukça ilginç bir soru olduğunu göreceksiniz. Hadi şimdi sabırla bu uzun soruyu okuyalım. Yukarıdaki şekilde gördüğünüz eğri y eşittir x karedir. Evet, bu eğri y eşittir x kareymiş. Birinci çeyrekte parabolle kesişimi parabole dik olan bir normal tanımlayalım. Birinci çeyrek buradadır ve birinci çeyrekte parabolle kesişimi parabolle normal yani dik olacakmış. Buraya eğer bir teğet çizecek olursam bu doğrunun teğete dik olduğunu biliyorum. Bunun da normal olduğunu not edelim. Anlaşıldı. Şekilde 5 tane normal görüyorsunuz. 1 2 3 4 ve 5 tane. Bunların hepsinin birinci çeyrekteki kesişimleri parabole normal yani dik görünüyor. Bu da tamam. Normalin parabolle ikinci çeyrekteki kesişiminin x koordinatı birinci çeyrekteki kesişiminin x koordinatı küçüldükçe bir süre küçülüyor. Birinci çeyrekteki kesişimin x koordinatı küçüldüğünde bir bakalım, eğer bu noktadan başlarsam, x koordinatı burada, x eksenine doğru inelim, evet, işte burada. Bundan daha küçük bir x koordinatına geldiğimizde normale ne oluyor? Hatta daha da önemlisi, İkinci çeyrekteki normalin kesişimine ne oluyor? İkinci çeyrek burası. X değeri büyükken normal ikinci çeyrekte burada kesişiyordu. X değerimizi küçülttüğümüzde buradaki kesişimin x koordinatı e, aslında soruyu kötü ifade etmişler ikinci çeyrekteki kesişimi küçülür diyorlar ama aslında küçülmüyor. Negatifliği azalıyor. Evet küçülür dediğimizde mutlak değer ya da büyüklükten bahsediyoruz ve burada negatifliği azalıyor demek daha doğru olurmuş. Gördüğünüz gibi buraya doğru ilerliyor ama değeri daha büyük. Negatifliği azalıyor ama mutlak değer olarak düşünürsek küçülür demek evet o zaman doğru olabilir. Bu noktadan bu noktaya geldiğimizde yani yani birinci çeyrekteki kesişim içeri ilerlediğinde, ikinci çeyrekteki kesişim de içeriye doğru ilerliyor. Peki, sonuç olarak normalin ikinci çeyrekteki kesişimi küçülebildiği kadar küçülüyor. Birinci çeyrekte x değerini küçültmeye devam ettiğimizde, bu şekilde içeriye doğru ilerleyip bu noktaya geldiğimizde, ikinci çeyrekteki kesişim işte buradadır. Evet, birinci çeyrekteki x değeri küçülmeye devam ettikçe, ikinci çeyrekte giderek daha negatif sayılarla kesişmeye başlıyor. Başka bir deyişle, bunun normalin ikinci çeyrekteki en büyük değerli ya da en küçük mutlak değerli kesişim noktası olduğunu söyleyebiliriz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Burada yani birinci çeyrekteki kesişim noktasının x koordinatı büyük olduğunda ikinci çeyrekteki kesişimde büyük ve negatif bir x değeri elde ediyoruz. X değeri küçülmeye başladığında burada da daha az negatif bir değer elde ediyoruz. Anlaştık mı? Bu noktaya gelene kadar bunun en küçük negatif değer olduğunu düşünebiliriz ve bundan daha küçük x değerlerinde ikinci çeyrekteki normaller yine dışarıya doğru yönelmeye başlıyorlar. Evet, sanırım bunu anlatmaya çalışıyorlar. Peki, uç değer normali şekilde kalın doğru ile gösterilmiştir. Tamam. Evet, burada koyu ve kalın bir şekilde gösterdikleri normal uç değer normali. Tamam. Bu noktadan sonra x değerlerini içeri çekmeye devam ettiğimizde ikinci çeyrekteki kesişimler dışarıya doğru hareket ediyorlar ve Uç durumda eğer buradaki normali çizecek olur isek, ikinci çeyrekteki kesişim her ne kadar asimtot yapıyormuş gibi görünse de buralarda bir yerlere denk gelir. Normaller uç değer normalini geçtiklerinde parabolle ikinci çeyrekteki kesişimlerinin x koordinatı büyümeye başlıyor. Bu arada büyümeye başlıyor derken negatiflikleri artıyor. demek istediklerinin de altını çizmek istiyorum. Dediğim gibi soruyu pek de iyi ifade edememişler. Neyse evet bunun yerine negatifliği artar ya da daha büyük negatif değerler alırlar. Ee, desem daha iyi olacak bunun altına geçtiğimizde ise ikinci çeyrekteki kesişimler dışarıya doğru ilerliyorlar belki devam edelim şekilde iki çift normal verilmiştir bu da tamam bu çiftin iki normalinin parabolle ikinci çeyrekteki kesişimleri aynıdır ama biri uç değer normalinin üzerindeyken ki birinci çeyrekte diğeri altındadır Peki mesela burasını ele alalım. X değeri büyük olduğunda ikinci çeyrekteki kesişim burada ve X değerini küçültmeye başladığınızda uç değer normalini de geçtikten sonra bu noktaya geliriz ve bu nokta ya da bu noktaya geliriz. X değerini yeteri kadar içeriye çekersek, ikinci çeyrekte yine aynı kesişim noktasına geliriz. Soruyu hem kendim anlamaya çalışıyorum, hem de size anlatmaya çalışıyorum. Onun için umarım kafanız çok karışmıyordur. Peki, bizden ne istiyorlar? Sanırım bu videoda sadece ilk soruyu yapabileceğim, ikincisini de başka bir videoya saklarız. Uç değer normalinin denklemini bulunuz. Evet, ilk bakışta göz korkutucu öyle değil mi ama türev ve doğru denklemi hakkında bildiklerimi düşünürsek bu soruyu kolaylıkla çözebileceğimizi düşünüyorum bu eğrinin herhangi bir noktasındaki teğetin eğimi neye eşittir? y eşittir x karenin türevini alırsak, y üssü eşittir 2x buluruz. Ve bu bize herhangi bir x değerinden geçen teğetin eğimini verir. Eğer belirli bir x noktasındaki teğetin eğimini bulmak istersem, bu noktaya mesela x0 diyelim, fx0 2x 0'a eşit olur. Evet, bu x 0 noktasından geçen teğetin eğimidir. Normalin eğiminin de buna dik olması lazım, öyle değil mi? Dik doğrunun ispatı burada yapmayacağım ama eğimi bunun çarpmaya göre tersinin eksilisidir. Başka bir deyişle x 0'dan geçen normalin eğimi teğetin eğimi 2x 0 olduğu için eksi 1 bölü 2x 0 olacak. Eşittir eksi 1 bölü 2 x 0. Bunun sorudaki x 0 noktası olduğunu düşünelim. Bu noktadaki normalin denklemi nedir? Buradaki normalin denklemini bulmak için eğim nokta formunu not edelim. Bu nokta normalin üzerinde olacak, öyle değil mi? x0 virgül x0 kare. Neden? Çünkü bu eğri y eşittir x kare eğrisi. Bu nokta. Da bu normalde olacak. Hemen not ediyorum. normalin denklemi. Az önce söylediğim gibi nokta eğim formunu kullanacağım. y eksi buranın y koordinatı yani x 0'ın karesi eşittir normalin eğimi yani eksi 1 bölü 2 x 0 çarpı x eksi bulunduğumuz x koordinatı yani x 0. Evet, işte size normalin denklemi. Bir bakalım. x0'ın 0'dan büyük olması lazım, öyle değil mi? Evet, birinci çeyrekte yani bu değerler söz konusu olduğunda elde ettiğimiz normalleri hesaba katacağız. Normalin denklemi buydu. Bunu x için çözecek olur isek y x'in bir fonksiyonu. İki tarafa da x0 kare ekleyelim. y eşittir şu parantezi de açalım eksi 1 bölü 2 x 0 çarpı x eksi eksi artı eder 1 bölü 2 bu x 0 0'la bu x 0 birbirini götürecek sonra 1 de x 0 ekleyeceğiz bu buna eşit sonra 1 de artı x 0 kare bu da mx artı b formundaki denklem bu eğim yani m, bu da b yani y ekseni kesim noktası. Şimdi de bunun parabolün nerede kestiğini bulmamız lazım. Parabolün denklemi y eşittir x kareydi. Nerede kesiştiklerini bulmak için bu iki y'yi birbirine eşitlememiz yeterli. Evet, kesiştikleri noktada bu y değeriyle bunun birbirine eşit olması lazım, öyle değil mi? İsterseniz bu y yerine bunu da yazabiliriz. Sonuç olarak aynı şeyi yapmış oluruz. Hemen yazıyorum. x kare eşittir eksi 1 bölü 2x0 çarpı x artı 1 bölü 2 artı x0'ın karesi. Şimdi de ikinci dereceden denklemi bulabilmek için bunu çözmemiz lazım. Önce bunları sol tarafa taşıyalım. x kare artı 1 bölü 2 x 0 çarpı x eksi bunların hepsi 1 bölü 2 artı x 0'ın karesi eşittir 0. Tüm bunları sol tarafa taşımaktan başka bir şey yapmadığımı hemen bir daha ekleyeyim. Bu ikinci dereceden bir denklem ve bunu sağlayan x değerleri bize parabolle normalin kesiştikleri noktaları verecek. İkinci dereceden denklem formülünü uygularsam çözüm olabilecek x değerlerinden biri eksi b yani eksi 1 bölü 2 x 0 artı eksi Kare kök içinde b kare yani bunun karesi 1 bölü 4 x sıfırın karesi eksi 4 ac yani eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı bu. Eksi çarpı eksiden artı elde edeceğiz. Yazıyorum artı 4 çarpı bu parantezden de 2 artı 4 x sıfırın karesini elde ederiz. Burası eksi 4 ac. Anlaştık mı? Eksi ile eksiden artı elde ettik. Bu 1, 4 çarpı c de 2 artı 4 x 0 kare eder. Bunu 2 ile çarptık. Bir de paydası var tabi. 2 a. a 1 olduğuna göre buraya sadece 2 yazıyorum. Bakalım bunu sadeleştirebilecek miyiz? şu ana kadar yaptıklarımızın normalle parabolün nerede kesiştiklerini bulmak için olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, bunu sadeleştirirsek bir bakalım, bayağı karmaşık gibi duruyor ama sanırım bir şeyler yapabiliriz. Bir daha yazalım, her şeyi 2'ye bölersek burası eksi 1 bölü 4 x 0 olur, artı eksi 1 bölü 2 çarpı kare kök içinde bakalım buna bir şeyler yapabilir miyim? Bunu 4 bölü x0'ın karesi parantezine alırsam, buradaki terim x0 üzeri 4 olur, artı burası da 1 bölü 2 x0'ın karesi olur. Evet, bununla 4'ü çarpınca 2 elde ederiz. x0 kareler de birbirini götürür ve 1 de artı 1 bölü 16. İsterseniz sağlamasını da yapabilirsiniz ama bu parantezi açınca bunu elde etmeniz gerekiyor. Artık sona çok yaklaştık. Çünkü buradaki ifadenin çarpanlarını bulmak oldukça kolay olacak. Parabol ve normalin kesişim noktaları eksi 1 bölü 4 x 0 artı eksi 1 bölü 2 çarpı kare kök içinde 4 bölü x 0'ın karesi. Peki ya bunun çarpanları? Aslına bakarsanız çok da şanslıyız çünkü karşımızdaki ifade bir tam kare. Şimdi çok fazla detaya girmek istemiyorum çünkü bu videoyu çok fazla uzatırım ama sanırım birçoğunuz bunun x0'ın karesi artı 1 bölü 4 olduğunu fark etmişsinizdir. Eğer bana inanmıyorsanız bunun karesini alabilirsiniz. Sonuç olarak bunu elde ettiğimizi göreceksiniz. Tam kare olduğu için kare kökünü de alabileceğiz. Bu da güzel. Parabolle normalin nerede kesiştiklerini bulmamıza çok az kaldı. Bu gerçekten de zor ve uzun bir soruymuş ama dediğim gibi az kaldı. Eşittir eksi 1 bölü 4 x 0 artı eksi 1 bölü 2 çarpı bunun kare kökü. 2 bölü x 0 çarpı x 0'ın karesi artı 1 bölü 4. Temize çekelim. Eksi 1 bölü 4 x 0. Şimdi buradaki 1 bölü 2 ile 2 birbirini götürecek. Artı eksi 1 bölü x 0. Ah çok özür dilerim. Biraz daha dikkatli olmam lazım. Bununla bunu çarparsak x 0 elde ederiz. 1 bölü x 0 değil öyle değil mi? Evet bununla bunu çarpınca x 0 artı 1 bölü 4 x 0 elde ederiz. Parantezleri de unutmayalım parabolle normalin kesiştikleri iki noktayı bulduk. Biraz daha açık olmam gerekirse bahsi geçen x0 burasıydı. Bulduğumuz noktalar bu ve bu. Arada artı eksi olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu artılı bu da eksili hali. Ve hatta artılı versiyonun x0'a eşit olması da gerekiyor. Hemen kontrol edelim. Evet bu birinci çeyrekteki kesişim noktasıdır. x eşittir eksi 1 bölü 4 x 0 artı x 0 artı 1 bölü 4 x 0 ve gördüğünüz gibi x 0'a eşit. Kesişim noktalarından birinin x 0 olması da çok mantıklı. Ne de olsa soruyu bu şekilde tanımladık öyle değil mi? Evet bu birinci çeyrekteki kesişim noktası. İkinci çeyrekteki kesişim noktası için de eksili versiyonu değerlendirmemiz gerekecek. İkinci çeyrekteki kesişim noktası olduğunu belirtmek için x'in altına 2 yazıyorum. Eşittir eksi 1 bölü 4x 0 eksi x 0 eksi 1 bölü 4x 0. Ve bu da e, burada 1 eksi 1 bölü 4x 0 var. Burada da bir tane daha o halde eksi x 0 eksi 1 bölü 2x 0'a eşit. Eksi 1 bölü 4 ile eksi 1 bölü 4'ü toplarsam eksi 1 bölü 2 elde ederiz değil mi? İkinci çeyrekteki kesişim noktası da buna eşit. Umarım yer sıkıntısı çekmem. Normalde parabolün ikinci çeyrekteki kesişim noktası Eksi x 0 eksi 1 bölü 2 x 0. Harika sonuçlar elde ettik ama bunlar ne yazık ki hala sorunun cevabı değil. Çünkü bizden kesişim noktalarının en büyüğünü bulmamızı istiyorlar ve bunu da uç değer normali olarak adlandırıyorlar. Uç değer normalini ikinci çeyrekteki kesişim noktasının maksimum değerinde elde ediyoruz. Soruda bundan en küçük değer olarak bahsediyorlar ama bu aslında en küçük negatif değer olduğu için aslında bir maksimum noktası. Peki maksimum değeri nasıl bulabiliriz? İkinci çeyrekteki kesişim noktasını birinci çeyrekteki x değeri türünden bulduk öyle değil mi? İsterseniz şu şekilde de yazabilirim. İkinci çeyrekteki kesişim noktası x0 eşittir eksi x0 eksi 1 bölü 2x0'a eşit ve bunun maksimum değeri alması için de türevinin sıfıra eşit olması gerekir. Daha doğrusu maksimum değerini türevini sıfır yapan x sıfır değerinde alır diyelim. Tüm bu gösterimlerle iyice çorba gibi bir ifade oluştu ama şimdi bunun x0'a göre türevini aldığımızda her şeyin daha açık olacağını göreceksiniz. İkinci çeyrekteki kesişim noktasının x0'a göre türevi eksi 1 eksi 1 bölü 2 çarpı bu x0 üzeri eksi 1'e eşit o halde çarpı eksi 1 çarpı x0 üzeri eksi 2. Bunun yerine x0 üzeri eksi 1 yazabilirim öyle değil mi? Ve burada da kuvveti x0'ın önüne alıp kuvveti 1 eksiltmekten başka bir şey yapmadım aslında. Birinci çeyrekteki kesişim noktasına göre türev. Evet sadeleştirelim şöyle yazayım. İkinci çeyrekteki kesişim noktasının birinci çeyrekteki kesişim noktasına göre türevi eksi 1 eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 artı 1 bölü bölü 2 eder. 1 bölü 2 x 0 üzeri 2. Maksimum değerini de bu 0'a eşit olduğunda alacak demiştik. Öyle değil mi? Eşittir 0'ı yazıyorum. Ve hemen bunu da çözelim. İki tarafa 1 ekleyelim ve 1 bölü 2 x 0 üzeri 2 eşittir 1 buluruz. İki tarafın çarpmaya göre tersini alınca, 2 çarpı x0'ın karesi eşittir 1 buluruz. Buradan x0'ın karesi de 1 bölü 2'ye, İki tarafın karekökünü alınca da x0'ı 1 bölü karekök içinde 2'ye eşit olarak buluruz. Bu sefer evet, bu sefer sona çok yaklaştık. Bize uç değer normalini verecek x 0 değerini de bulduğumuza göre ki işte buradaki değerden bahsediyorum. daha koyu bir renkle gösterirsem daha iyi olacak. Buradaki x 0 değeri olan 1 bölü karekök içinde 2 bize, Uç değer normalini veren x0 değeri ve şimdi de bu uç değer normalinin denklemini bulmamız lazım. O uç değer normalinin denklemini burada bulmuştuk. İşte burada. Bu herhangi bir normalin denklemiydi. Ve maksimum noktadan geçen uç değer normalinin denklemini bulmak için de x0 yerine 1 bölü kare kök içinde 2 yazmam yeterli. Hadi bakalım, bu çok uzun ve zor sorunun nihayet sonuna yaklaştık. y eksi x sıfırın karesi x sıfır yerine 1 bölü karekök içinde 2 yazacaktık. x sıfırın karesi 1 bölü karekök içinde 2'nin karesinden 1 bölü 2'ye eşittir. O halde y eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Eşittir. Eksi 1 bölü 2 x 0. Bir bakalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü x 0. 1 bölü x 0 kare kök içinde 2'ye eşittir. Çarpı x eksi x 0. Yani 1 bölü kare kök içinde 2. Bunu biraz daha sadeleştirebilir miyiz? Eğer hata yapmadıysam ki, umarım yapmamışımdır. Uç değer normalinin denklemi y eksi 1 bölü 2 eşittir. Bununla bunu çarpınca eksi kare kök içinde 2 bölü 2 elde ederiz. Parantezi de açalım. Çarpı x. Sonra bununla da bunu çarpınca bununla bu birbirini götürecek. Eksi ve eksiden de artı elde edeceğiz, artı 1 bölü 2. Doğru oldu değil mi? Evet, bu çarpı, bu çarpı, bu 1 bölü 2'ye eşittir. İki tarafa 1 bölü 2 ekleyelim ve uç değer normalinin denklemini y eşittir. Eksi kare kök içinde 2 bölü 2 x artı 1 olarak bulalım. İşte bu kadar. Az önce de dediğim gibi eğer hata yapmadıysam uç değer normalinin denklemi buna eşit. Hata yaptıysam bile artık sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini bildiğinize göre hatamı siz düzeltirsiniz.